Bu önden gidenler mezhepleri farklı olabilir, kanaatleri farklı olabilir, ekolleri farklı olabilir, meşrepleri farklı olabilir. Ama bunların hiçbiri, ister Pakistan'dan olsun, ister Türkiye'den olsun, ister Amerika'dan olsun, Malcolm X mesela, hiçbir zaman ne zalimin yanında oldu ne de zulmü destekledi. Onlar hep hakkın yanında oldular, haklının yanında oldular. Onlar adaletin yanında oldular. Zulme asla meyletmediler. Çünkü onlar şunu çok iyi biliyordu. Estağfirullah. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere asla meyletme. Zalimlere meyletmeyin. Ateş sizi çarpar diyor Cenab-ı Hak. Onun için değerli kardeşlerim, zulüm ve zalimlerle birlikte olmak önden gidenlerin hiçbir zaman tevessül etmediği bir hadiseydi. Gerek devlet yönetiminden, gerekse okul yönetimine, gerekse toplumsal iddiadan şahsiyetli birey yetiştirmeye kadar bu önden gidenlerin tamamı zulme ve zalimliğe asla özenmedi, zulme meyletmedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda onları anlatan çok güzel bir hadis-i şerif var. Bakınız diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Huzeyfe radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen ve Tirmizi'nin naklettiği bir hadis-i şerifte, La tekunu imma'ten tekulune in ahsenen nasu ahsenna ve in zalemu zalemna. Şöyle insanların söylediği gibi bazı insanlar vardır. Boş konuşurlar. Bu insanlar bize güzel davranırsa biz de güzel davranırız. Zulmederlerse zulmederiz. Sakın ha böyle olmayın. İnsanlar size güzel davranırsa güzel davranın. Kötü davranırlarsa asla onlara zulmetmeyin. Kötü bile davransalar onlara zulmetmeyin. Önden gidenlerin en büyük özelliği kötülük görseler bile iyilikle mukabele etmekti.